استوديو سيدي سلطان الأولياء مدد يا مولانا محمد الرحمن مدد. Biz Allah'ın Allah'a fakir kullarıyız. Celle Celaluhu. Fakiriz biz ama Allah'a fakiriz. Muhtacız biz. Allah'a muhtacız. Allah'tan başka ne varsa onu önümüze uzattığı bir ip olarak bildiğimiz için o vesileleri tutarız. Bu hayatın her noktasında aynıdır. Rızık noktasında da aynıdır. Şifa noktasında da ayrıdır. Aynıdır. Maneviyat noktasında da ayrıdır. Aynıdır. Yani sen rızkı verenin Allah olduğunu bilirsin. Celle Celaluhu. Ama ne yaparsın? İşe gidersin. Değil mi? Maaşını kimden alırsın? Patronundan alırsın. Rızkı veren patron mu bilirsin? Hayır. Ne dersin? O Allah'ın bana uzattığı iptir. Onunla benim rızkımı veriyor. Onunla bana uzatıyor yani. Onunla bana uzatıyor. Şifayı veren kimdir? Hak Subhanahu ve Teala. Ama doktora gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Şifayı veren doktor mudur diyoruz? Hayır. Dilimiz ne kadar Allah senden razı olsun, doktor efendi, hekim efendi, iyi ettin bizi desek de o bir vesiledir, bunu biliyoruz. O vesileyi bize uzatan Allah Subhanahu ve Teala'dır. Bunu da biliyoruz. Onun için itikadımızda, inancımızda hiçbir sorun teşkil etmiyor bu. İnsanımız bunları çok güzel anlıyor, idrak ediyor. Fakat dediğimiz vakitte şeyhim sen bana yardım ettin, beni kurtardın. Hemen bize müşrik oldun diyorlar. Hemen bize müşrik oldun diyorlar. Biz bütün yardımın tamamıyla hak katından geldiğine inanıyoruz ki. Kalbimize oturtmuşuz ki. Şeyhimiz bunun bir vesilesidir. Allah'ın bize uzattığı bir iptir o. Onun için biz o ipi tuttuk. Onun için onun yoluna düştük. Diyoruz ama kabul etmiyorlar. Bizim yolumuza dil uzatanlar genel olarak hep idrakı yetersiz insanlardır. Bunlar dünyanın köleliğini çok rahat yaparlar. Dünya ehlinin köleliğini çok rahat yaparlar. Zevki için peşine düştüğü şeylerin köleliğini çok güzel yaparlar. Ama Allah'ın köleliğini yapmak istemezler. Allah'ın kulluğuna götüren o yolu takip etmek istemezler. Çünkü nefislerine ağır gelir. Kalkar dervişe olur olmadık sözler söylerler. Halbuki bir dervişin şeyhine tabiiyeti, teslimiyeti, edebi nasılsa onlar dünya ehlinin peşinde aynı o şekilde koşuyorlar. Fakat Allah yoluna düşen kişi kul. Bu yolda tabiiyeti Allah'ın emriyle olduğu için her eğilişinde, her mütevazi hareketinde Allah katından şeref üzerine şeref kazanır. İzzet üzerine izzet elbisesi giydirilir ona, heybet üzerine heybet elbisesi giydirilir. Onun için güldü mü gönlüne ışık saçar, kaşını çattığı zaman kalpler ondan korkar. Tamamen Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu gösterir bu, o zat. Ama nefsine tabi olanlar ne yaptılar? Allah'a tabi olmaktan kaçtılar. Resul-i Ekrem'e tabi olmaktan kaçtılar. Resul-i Ekrem'in halifesi olan zatlara tabi olmaktan kaçtılar. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'inde "Fefirru ilallah" diye buyurdu. İstihade billah, bismillah. Allah'a kaçın. Onlar bunu tam tersi olarak algılayıp Allah'tan kaçtılar.